Geriye e, gidiş var süt fiyatlarında. Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erzal Gün süt fiyatlarında artış yapılmadığını, üreticilerin zor durumda olduğunu belirterek böyle giderse damızlık yetiştirilemez dedi. Süt para yapmadığı zaman damızlık hayvan üretilmiyor. Ahmet'in, Mehmet'in yetiştirdiği damızlık hayvan hadi 6 bin lira olsun ama Yorgo'nun, Dimitri'nin damızlık hayvanlarını biz yurt dışından 12 13 milyar liraya ithal ediyoruz. Ben buradan Tarım Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu paraları yabancılar yemesin. Gerçek üreticiye yani milli üreticiye bunu vermemiz lazım. Tarımda ve hayvancılıkta mutlaka ve mutlaka milli politikaların uygulanmasından yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi de olan Üretici Akgün, son yıllarda hayvancılığın adeta can çekişir koruma geldiğini belirtti. Süt fiyatlarının 6 yıldan bu yana 1 lira düzeyinde olduğunu, bir artış olmadığını ifade eden Akgün, süt fiyatları yıllardır yerinde sayıyorsa, maliyetler her geçen gün artıyorsa üretici bu şartlarda nasıl hayvancılık yapsın dedi. Artış göstermemenin yanında yani bir 6 yılı baz aldığımızda Geriye e, gidiş var süt fiyatlarında. Yani hemen yanı başımızdaki komşulara baktığımız zaman Bulgaristan gibi Yunanistan gibi e, ülke ülkelerde hayvancılık her gün biraz daha gelişirken damızlık üretimi artarken e, bizim ülkemizde ve bölgemizde maalesef ve maalesef e, bir türlü damızlık hayvan üretimini e, neredeyse sıfır noktasından kurtaramıyoruz. Baktığımız zaman hayvancılık esasında bizim ülkemizi ve devletimizi bir adım daha öte götürebilecek, ülkemizi zenginleştirecek, insanlarımızı zenginleştirecek olaylardan bir tanesi. Ee, yani şu anda şurada gördüğümüz hayvanlarımız e, bizim yani düvelerimiz, damızlık olarak yetiştirmeye çalıştığımız düvelerimiz. Yani baktığımızda bugün Hayvancılık deyince ilk akla gelen ülke Hollanda'dır, Almanya'dır. Yani ben Sırp sındığı bölgesinde Büyük İsmailçe köyünde üretim yapan bir üretici olarak o kadar iddialıyım ki Almanya'ya da gittiniz, gitseniz, Hollanda'ya da gitseniz bu hayvanlar gibi asla ve asla hayvan bulamazsınız. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir iş nasıl en iyi, en güzel nasıl yapılacaksa biz Edirne ve Trakya çiftçisi olarak en iyisini, en güzelini yapanlardanız ama imkansızlıklardan dolayı e, bu işi hızlandıramıyoruz. Yani süt fiyatları ile ilgili tabii ki sanayiciyi de düşünmek lazım. Onun içinde bir şey demiyoruz ama biz hükümeti ve devletimizi arkamızda görememenin üzüntüsünü yaşıyoruz.